Yani blöf dediğiniz gibi burada esastan itibaren bir blöfü içeren bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü tabii her şeyden önce açarız kaparız demekle neyi kastediyoruz bunu anlamamız lazım. Yani burada bir düğme yok, aç kapa düğmesi yok. Türkiye ne yapabilir? İşte İncirlik üssünün Irak ve Suriye'deki operasyonlarda kullanılmasını tekrar yasaklayabilir örneğin. Ama İncirlik üssünü kapatamaz şu anda. Çünkü İncirlik üssünü kapatması için Amerika ile varılmış olan anlaşmanın ve iki tarafın bu anlaşmadan nasıl çıkılacağını belirleyen mevcut anlaşma çerçevesinde bu anlaşmadan nasıl çıkılacağını belirleyen bir müzakere süreci gerekir. Biliyorsunuz İncirlik üssünün ve Amerika'nın İncirlik'teki varlığının 50 yılı aşkın bir geçmişi var. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarına kadar uzanıyor. Ta 1960'larda işte Soğuk Savaş'ın odağında olan bazı hadiseler İncirlik üssü etrafında cereyan etmişti. Ama şu anda Amerika ile olan anlaşma 1980'lerde imzalanmış olan ekonomi savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasıdır. Bu da çok ayrıntılıdır ve birçok maddesi vardır ve ek ilave kısımları vardır. Onun için yani böyle İncirlik'in kapatılması genel anlamda hani kapatılıp Amerikalıların oradan gönderilmesi öyle bugünden yarına olabilecek olan bir şey değil. Ayrıca olması halinde Türkiye ile NATO'nun ilişkilerini de kökünden etkileyecek olan bir olaydır.